İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal İzmir ekranlarında yayınlanan Toprağın Teri programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Harun Uysal. Efendim bu akşam da Toprağın Teri programında birlikteyiz. Evet, bugün sevgili seyirciler yine önemli bir konuyu konuşacağız. Ambalajlı gıdaları konuşacağız. Çokça speküle edilen bir konu bu ambalajlı gıdalar. Dolayısıyla ambalajlı gıdalar gerçekten speküle edildiği gibi zararlı mı, gıdalara zarar veriyor mu? Özellikle Covid-19 sürecinde, bu pandemi sürecinde acaba ambalajlı gıdalar mı tercih etmeliyiz? Yoksa açıkta satılan gıdalar doğal deniyor biliyorsunuz bunlara. Bazı işte ziraat mühendisi olmayan, gıda mühendisi olmayan, veteriner hekim olmayan kişiler tarafından bunlar gerçekten doğal mı? Ambalajlı gıdalar Covid'e karşı bizi Covid'e bizi korur mu? Ve ambalajlı gıdaları eve getirince biz onlarla ne şekilde muamele etmeliyiz, neler yapmalıyız? Bu konuları konuşacağız ve Skype hattımızda çok değerli bir akademisyen var. Efendim kendisi Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Esmer. Hoş geldin Özlem Hanım, Özlem Hocam. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün konu çok önemli. Ve bu programın da oldukça yüksek miktarda, fazla miktarda reyting yapacağını düşünüyorum. Konularımız çok fazla, sorular çok fazla. O nedenle hemen ben yayına geçelim ve size soruları sormaya başlayayım istiyorum. Şimdi gıda ambalajlama, biraz önce söylediğim gibi eskiden beri, yani Covid-19 sürecinden önce de birçok kişi tarafından efendim gündeme getirilen, bu kişiler ambalajlama konusunda eğitim almış, ister ziraat mühendisi olsun, ister gıda mühendisi olsun, isterse veteriner hekim olsun, küçük bir bölüm bu kişilerden oluşmakla birlikte büyük bir bölümü diğer meslek gruplarından ve ambalajlı gıdaların sağlıksız olduğunu söylüyor. Özellikle plastik ambalajların. Dolayısıyla gerçekten bunlar sağlıksız mı? Gıda ambalajlamanın önemi nedir? Eğer biz gıdaları ambalajlamazsak ne olur? Buyurun Özlem Hanım, mikrofon sizde. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir kere artık gıdayı ambalajsız düşünmemiz mümkün değil. Ambalaj olmazsa olmaz. Şimdi şunu vurgulayalım önce. Eğer kaliteli gıda tüketmek istiyorsak, güvenilir gıda tüketmek istiyorsak mutlaka ve mutlaka ambalajlı gıda kullanmamız lazım. Ambalaj gerek fiziksel, gerek kimyasal, gerek mikrobiyolojik bozulma kontaminasyonlardan, bulaşmalardan bir kere gıdayı koruyor. Eğer ambalaj olmazsa biz o ürüne herhangi bir mikrobiyal bulaşma oldu mu, kimyasal bulaşma oldu mu, fiziksel bulaşma oldu mu bunu bilemeyiz. Dolayısıyla bir kere gıdayı, güvenilir gıda tüketmek istiyorsak mutlaka ambalaj olmak zorunda hocam. Aynı zamanda kaliteli gıda tüketmek istiyorsak, yani hem gıda kalitesi hem de gıda güvenliği açısından mutlaka ambalajlanması gerekiyor gıdalar. Şimdi gıda kalitesi dediğimizde de gıdanın mevcut kalite özelliklerini, besin değerlerini daha uzun süre muhafaza etmek anlamında da ambalajlara ihtiyacımız var. Bundan önce, çok önceki yıllarda neydi amacımız? Gıdayı güvenilir bir şekilde tüketmek. Aslında gıda güvenliği konsepti bağlamında evet herhangi bir bulaşma olmasın, bu nedenle ambalajlı gıda tüketelim diyebiliyorduk. Şimdi artık günümüzde ambalajı uygulamamızın amaçlarından biri de gıdanın kalite özelliklerini korumak. Dolayısıyla bu da nereye açılıyor? Raf ömrünü uzatmak. Yani gıdayı ambalajladığımızda tabii ki burada şunun altını çizmek istiyorum. Uygun ambalaj malzemesi ve uygun ambalajlama teknolojisi kullanırsak gıdanın raf ömrünü uzatmış oluruz. Direktman bu sucu getiren bir süreç bu ambalajlama süreci. Mesela hocam bir örnek verecek olursak işte sizin de alanınızı giren kutu sütler olarak tarif edilen uzun ömürlü sütler var. Evet. Bunların raf ömrü 6 aya kadar uzun süren bir raf ömürleri var. Halk arasında şöyle bir algı var. Bu konuda mesela bana çok soru geliyor.
İçerisinde mutlaka katkı maddesi vardır. Yoksa nasıl bunların raf ömrü bu kadar uzun olacak? O nedenle nedir? Uzun ömürlü sütleri tüketmeyelim. Hı hı. Şimdi burada uygulanan o kadar güzel bir teknoloji var ki, uygulanan o kadar güzel ambalaj, kullanılan o kadar güzel ambalaj malzemeleri var ki, dolayısıyla bu süreç ister istemez ne yapıyor? O gıdanın raf ömrünü uzatıyor. Şimdi burada bir kere sütün kalitesi çok önemli hocam. Ki bunları benim söylememe gerek yok sizin yanınızda. Estağfurullah, buyurun lütfen. Lütfen, ne demek? Eskiye nazaran çok çok daha kaliteli sütler. Şimdi firmalar ne yapıyor? Kontrollü çiftliklerden alıyor. Bunlar hep kontrol ediliyor. Ham madde kaliteli olunca teknolojik olarak uygulanan yöntemler, çok güzel, çok yeni yöntemler var. Ve gıda sanayi bunları kullanıyor, Türkiye'deki gıda sanayi. Hı hı. Teknoloji güzel olunca gıdayı işlemede, uygun ambalaj malzemesiyle uygun ambalajlama teknolojisi bir araya geldiğinde ne oluyor? Gıdaların kalite özellikleri çok daha uzun süre muhafaza edilebiliyor. Yani raf ömrü daha uzun olabiliyor. Hı hı. Şimdi bu uzun ömürlü sütlerde uygulanan teknolojiyi çok detayına girmeden nasıl bir teknoloji var? Burada bizim aseptik ambalajlama olarak ifade ettiğimiz bir teknoloji var. Aseptik ambalajlama teknolojisinde nedir? Ürün steril. Tabii burada ticari steril olarak altını çizmek lazım. Ürün steril, ambalaj malzemesi steril ve bu ürünün, sütün ambalajlandığı ortam fabrika ortamından tamamen ayrı, içerisinde pozitif basınç bulunan, yani normal atmosferik basıncın üzerindeki basınçlarda bulunan ayrı bölmelerde ambalajlanıyor. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir kontaminasyon, bir bulaşma olma ihtimali yok. O kadar güzel bir ortam ki, böyle bu kadar iyi şartlar sağlanırsa bu ürünlerin de raf ömrü bu kadar uzun olur. Katkı maddesi kullanmaya gerek kalmıyor zaten. Hı hı. Ve ambalajlama teknolojilerinin, bunun da altını çizerek hocam söylemek istedim ki, esas amacı katkı maddesi kullanmadan ya da kullanılan katkı maddesini minimize ederek ürünün kalite özelliklerini korumaktır. Hı hı. Dolayısıyla işte bu ambalajlama teknolojisi ve uygun malzemelerle ürünler kalite bağlamında da gayet özellikleri iyi bir şekilde muhafaza edilmiş oluyor. Yani sorduğunuz sorunun cevabı aslında, kaliteli gıda tüketmek istiyorsak, güvenilir gıda tüketmek istiyorsak mutlaka ve mutlaka ambalajlı gıda tüketmemiz gerekiyor. Peki hocam, tüketmezsek, yani ambalajsız gıdalar dediğim gıda, açıkta satılan gıdalar da deniyor bunlara. Şöyle bir örnekle ben soruyu genişletmek istiyorum aslında. Geçenlerde yaşadığım bir olay. Geçenlerde eve giderken evin yakında bir çerezci var. Çerezcinin önünde yaban mersini koymuş adam. Açıkta bir çuvalın içerisinde. Bir tüketici geldi, hani cinsiyetini söylemiyorum buradan, ayrım olmasa, bir tüketici geldi. Bunlar karı koca, iki tüketici daha doğrusu. Tüketicinin bir tanesi yaban mersini içine elini daldırdı ve yaban mersine baktı. Yani değişik değişik yerlerine baktı, bir tane aldı, yedi ve ondan sonra gitti. Şimdi bir şey söyleseniz, burada aslında bizim vatandaş olarak görevimiz bir şeyler söylemek ama biliyorsun tahammülsüzlük var bu toplumda değerli seyirciler ve sevgili Özlem Hocam. Dolayısıyla orada bir tantana çıkabilir. O nedenle bir şey söyledim ama girdim içeriye. Bu kişiyi uyardım. Dedim bakın böyle böyle yapılıyor, lütfen bunlara engel olun diye söyledim. Çünkü elinde eldiven de yoktu. Mesela bu durumda, böyle durumlarda ambalajsız gıda tüketmenin ya da açıkta satılan gıda tüketmenin acaba ne gibi riskleri vardır özellikle insan sağlığı açısından? Hocam şimdi bir kere orada o ürüne nasıl bir bulaşma olduğunu bilmiyoruz, bilemeyiz. Evet. Hele şu anda içinde bulunduğumuz dönem, bu pandemi süreci, COVID-19 pandemisi sürecinde bu konularda çok daha hassas olduk. Eğer o kişinin elinde bir virüs varsa, virüs kontaminasyonu gerçekleşmişse, o ne yapacak? O gıdaya o virüsü transfer edecek. Bir çapraz kontaminasyon gerçekleştirecek o ürünü kullandığında, dokunduğunda, temas ettiğinde. Dolayısıyla şu dönemde bu çok daha önem kazandı. Eğer biz o gıdayı herhangi bir ısıl işlemden, bir yıkama vesaire dezenfeksiyon sürecinden geçilmeden direkt tüketeceksek, o zaman ne olacak? En basitinden COVID-19 virüsünü vücudumuza almış olacağız hocam. Her ne kadar gıdalar COVID-19 hastalığının yayılmasında bir yol olarak değerlendirilmiyor.
Ulusal, uluslararası otoriteler tarafından da. Ama işte bu tür örneklerde eğer açıkta olursa, ambalajsız olursa evet bir yol kesinlikle. Yani bu, hocam şunu demek mi istiyorsunuz? Bugüne kadar gıdalardan geçen, yani ellenmeden, gıdalardan geçen herhangi bir COVID-19 vakası saptanmazken, yani bu çünkü otoritelerin bildirisi dediğin gibi, ama evet, bu tür eylemlerde, yani açıkta satılan gıdalara mesela COVID-19 bulaşısı olan bir insan ellediği zaman, tabii, arkasına siz bunu satın aldığınız zaman bu risk olabilir diyorsun değil mi hocam? Çok önemli, tabii, çünkü özellikle bu konu çok önemli hocam. Tabii ki hocam, şimdi orada eğer biz o gıdayı, tekrar altını çizerek söylemek istiyorum, herhangi bir ısıl işleme maruz bırakmadan, işte bir çerez oradaki, atıştırmalık bir ürün, yıkama işleminden, bir dezenfeksiyon işleminden geçirmeyeceksek, bir ısıl işleme maruz bırakmayacaksak, yani o haliyle tüketeceksek, evet o bir kaynak olacaktır bu durumda. Dolayısıyla işte ambalaj, hele şu dönemde, içinde bulunduğumuz dönemde çok daha önemi arttı. Bu hastalığın yayılmasında da aslında bir engel oluşturuyor. Çünkü mikrobiyal bir kontaminasyon sonuçta COVID virüsünün de bulaşması. Ne dedik? Mikrobiyal kontaminasyonların da önüne geçtiği için, yani ambalajda her türlü şeyi, her türlü kontaminasyondan gıdayı koruyabildiğimiz için çok önemli. Şu içinde bulunduğumuz dönem itibariyle daha da önem kazandığını düşünüyorum ben. Peki bunun önüne, yani bu tür kontaminasyonların önüne geçmenin en ideal yolu bütün gıdaları ambalajlamaktan mı geçiyor sevgili hocam? Evet hocam, zaten Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine göre ambalajsız gıda satılamaz. Bu yasak. Her türlü gıdanın kesinlikle ve de kesinlikle ambalajlanması gerekiyor. Bu açık ve net yani. Bunun ötesi yok. Ekmek de dahil mi buna? Hocam şöyle, aslında ekmekte de daha hassas bir nokta var. Yine aynı şekilde bir kontaminasyon gerçekleşme olasılığı var ama ekmeğin ambalajlanması ile ilgili bir dönem hatırlarsınız. Evet. Gündeme gelmişti, ambalajlansın, evet, ambalajlanmasın. Evet. Şimdi burada şöyle bir denge var. Ekmek de her gün günlük olarak tüketilen bir ürün olduğu için tabii o toplumun da tüketim alışkanlıkları önemli. O iş ne yazık ki bizde uzun süreli uygulanamadı. Aslında evet, ekmeğin de ambalajlanması gerekiyor. Kesinlikle. Yani gıda güvenliğini sağlamak istiyorsanız ekmek de dahil tüm ürünlerin ambalajlanması gerekiyor. Bu oldukça açık ve net bir şekilde bunu söyleyebiliriz hocam. Çünkü bilmiyorum ki ben, kim dokundu o ekmeğe. Evet. Ya ben bir önce, çünkü bir de bizim biliyorsunuz tüketim alışkanlıklarımızda o vardır. İlla ki bir dokunacağız, bakacağız ekmeğe. Nasıl, sert mi, yumuşak mı vesaire. Böyle bir durumda ne oldu? Bir kontaminasyon varsa elde ekmeğe geçecek. Ekmekten bize geçme olasılığı var. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için biz ambalajı, her türlü gıdayı ambalajlamamız gerekiyor hocam. O zaman şunu mu söylemeliyiz Özlem hocam? Mesela ekmek üzerinden gidersek, ekmek, o zaman Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'dı, çok iyi hatırlıyorum. Ondan nur içinde yazsın. Mustafa Taşar döneminde ekmek ambalaja girdi. Fakat işte insanlar, tüketiciler dediler ki biz ekmeği sıcak olarak sabahları fırınlarda almak istiyoruz. Dolayısıyla ekmek sıcak olarak bu ambalaja girdiğinde de işte nemlenme yaptı, biliyorsunuz. Nemlenme yapıyor o zaman. Evet, evet. Dolayısıyla bu da kontaminasyon kaynağı olabilir. Çünkü bu nemden dolayı. Ama alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor COVID-19 nedeniyle. Değil mi hocam? Çünkü kesinlikle, mesela bu ekmek soğutulduktan sonra ambalaja konup da o şekilde satılamaz mı? Evet, soğutulduktan sonra, zaten belli derecelere soğutulduktan sonra ambalajlanması gerekiyor. O şekilde ambalajlama yapılıp satılabilir. Yapılması gereken şey bu elbette ki. Bir de o nemlenme riskine karşı hocam, perfore ambalajlar var. Evet. Tabii ki perfore ambalajlara aslında ekmeğin konulması lazım. Burada işte perforasyonların boyutları var. Farklı boyutlarda, yani gözle görülemeyecek kadar küçük perforasyonda olan malzemeler var. Gerçi ekmekte makro boyutta olması lazım. O zaman bu nem probleminin de önüne geçilir. Geçilebilir. Zaten o dönemde perfore ambalajlarla ambalajlanmıştı.
Ve ekmeğin nemlenmesi sonucunda tabii ki o mikrobiyal bozulmanın, küflenmenin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi problemi doğuyor o zaman da. Yani bunu bir şekilde farklı ambalaj çözümleriyle çözümleyebiliriz hocam. Yeter ki niyet olsun burada. Evet, evet. Yani alışkanlıkları kesinlikle. Çünkü şöyle hocam, şunu düşünüyorum ben. Siz de bana katılır mısınız bilemiyorum. Mutlaka katılacaksınız. Hadi aşı bulundu. Covid-19'da dünya baş etti diyelim 2021 yılında, ama arkasından Covid-21'in, Covid-22'nin çıkmayacağı ya da başka hastalığın çıkmayacağı belli değil. O nedenle tüketim alışkanlıklarımızı kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor, değil mi hocam? Katılır mısınız buna? Evet hocam. Tüketim alışkanlıklarımızı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Hatta bu süreç bize neyi gösterdi? Artık temas ettiğimiz her yüzeye dikkat eder noktaya geldik. Yani bu temas yüzeyleri oldukça önemli ki tabii ki ambalajlar da bunun içerisinde. Yani dokunduğumuz, temas ettiğimiz bir yüzeyden yine COVID-19 bulaşma riski var. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. İsterseniz biraz bundan bahsedeyim hocam. Tabii çok mutlu oluruz. Esas yani bu programda COVID-19 üzerinden gidelim istiyorum zaten. Evet, evet. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Bu ilk pandemi başladığı dönemde hepimiz böyle bir kendimizi macera filminin, uzay filminin içinde bulur gibi hissettik. Dedik ki ne yaşıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladığımızda baktık ki bu temas çok önemli bu anlamda. Şimdi ben kendi adıma şunu merak ettim. Dedim ki şimdi evet bu bir virüs ve bu virüsün gelişebilmesi için ne lazım? Canlı organizma lazım. Yani bu virüs aslında insandan insana geçen bir virüs. Ve bu genellikle işte bu virüsün bulaşma yolu nasıl gösteriliyor? Hep işte havada asılı damlacıklar şeklinde. Evet. Bulunum yoluyla bulaşıyor. Ama şimdi ben o noktada şunu merak ettim hocam. Dedim ki bu malzemelerde, yani temas ettiğimiz yüzeylerde bu virüs aktivitesini yitiriyor mu? Ne kadar aktif kalıyor vesaire? Bu konuda yapılan araştırmaları okuduğum zaman şöyle bir sonuçla karşılaştım. Mesela ben size buradan örnek vereyim. Bu COVID-19 virüsü metal yüzeylerde, diyelim ki kapı kolları, 5 gün aktivitesini yitirmeden kalabiliyor. Tahta malzemelerde 4 gün, plastiklerin yüzeyinde işte ambalajlar, deterjan ambalajları olsun, otobüs koltukları, metro koltukları, hepsi plastik bunların. Asansör düğmeleri hepsi bizim temas ettiğimiz yüzeyler. Plastiklerde 2-3 gün aktivitesini yitirmeden kalabiliyor. Paslanmaz çelikte, karton kutular biraz daha yayınlarda biraz daha kısa bir süreye sahip virüs aktivasyonu açısından 24 saat olarak gösterilmiş. Bakır, alüminyum malzemeler. Bunlar antimikrobiyal etkinliğinden dolayı saatlerle ifade edilebilecek sürelerde virüs aktif kalabiliyor. Cam malzemeler, seramik malzemeler, kağıt malzemeler 5 güne kadar bu virüsün aktif kalabileceğini gösteriyor. En son Ekim ayında çıkan bir Avustralyalı araştırmacıların yaptığı bir çalışma sonucuna göre de bunlar farklı sıcaklıklarda 20-30-40 santigrat derece sıcaklıkta malzemelerde bu virüsün ne kadar aktif kalabildiğini çalışmışlar hocam. Ve sonuçta 28 güne kadar bu bahsettiğim malzemelerde 28 güne kadar bu virüsün aktif kalabileceği belirtiliyor. 30 santigrat dereceye çıktığında sıcaklık bu süre 7 güne kadar düşüyor. 40 santigrat dereceye çıktığında sıcaklık 24-48 saate kadar düşüyor. Ama şimdi 28 gün diyelim, 5 gün diyelim, 2 gün diyelim, 3 gün diyelim. Yani bunun bir önemi yok. Sonuçta virüs malzemelerin yüzeyinde belli sürelerde kalabiliyor. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bu malzemeler, bizim temas halinde olduğumuz malzemeler, bu COVID-19 virüsünün yayılması açısından bir risk teşkil ediyor. Keza ambalaj malzemeleri de aynı şekilde. Şimdi bunlar da bizim temas halinde olduğumuz malzemeler. Evet, diğer karşılaştığımız yüzeyleri mümkün olduğunca dezenfekte edip, işte ne yaptık? Kapı kollarını sildik, temas ettiğimiz işte asansör düğmeleri silindi, apartman girişlerine işte kollar yapıldı, temizlendi, dezenfektanlar konuldu. Amaç neydi burada? Mümkün olduğunca el hijyenini sağlamak. Çünkü bu virüs elden, eğer elimize bulaştıysa elden göz, burun, ağız yoluyla vücudumuza alabiliriz. Dolayısıyla şimdi bunlar üzerinden, malzemeler üzerinden,
ambalajlara değinecek olursak, evet ambalaj aslında bu virüsün yayılmasında bir kaynak olarak gösterilmiyor. Çünkü yeterli kanıt yok deniliyor. Hı-hı. Ama sonuçta bunlar da birer yüzey ve burada da virüs aktivitesini belli sürelerde 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün sonuçta biz onu bilemeyiz zaten. Hı-hı. Eğer onları bir risk, bir kaynak olarak COVID-19 için bir kaynak olarak değerlendirdiğimizde, öyle gördüğümüzde o zaman hepimiz endişeye düştük. Dedik ki Allah bu virüs malzemelerin yüzeyinde kalıyor, ne yapacağız? Ambalajları da var. Neler neler yapıldı o dönemde. Alındı ambalajlar, işte balkonlarda bekletildi. 3 gün 5 gün gıdalar. Yıkandı, sabunlu sularla yıkandı. Hı-hı. Dezenfektanlarla dezenfekte edildi. Yani pek çok uygulama yapıldı. Hocam ama bunların sürdürülebilirliği yok. Yani evet, bu bir yöntem değil. Yani eğer ambalaj evet bir risk oluşturuyor. Bu COVID-19 hastalığının bulaşması açısından bir risk oluşturuyor. Bunu evet kabul ediyoruz. Diğer malzemeler gibi. Peki bu noktada ne yapmamız lazım? Evet, tabii orası ki, önemli hocam işte. Evet, alıp bunları yıkamak, etmek, ambalajları vesaire bu bir çözüm değil hocam. Birincisi sürdürülebilirliği yok. İkincisi farklı tehlikeler. Şimdi teknolojik açıdan ben düşündüğümde benim aklıma şöyle şeyler geldi. Şimdi bir bu ambalajların gözenekleri olabilir. Teknolojik olarak çünkü bazı ürünler gözle bile görülemeyecek küçüklükte deliklere sahip gözenekler içeriyor. Bunun dışında kapanmamış bölgeler olabilir ambalajda. Bunları biz yine gözle fark edemeyiz. İşte orada klor içeren temizlik malzemeleriyle temizleyenler oldu. Sabunlu sularla. Bir kere bence bu açıdan da bir risk. Ambalajı yıkamak, etmek sonra daha farklı, daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. İçindeki gıdaya kimyasal bulaşabilir. Dolayısıyla bunun bir sürdürülebilirliği yok. Yani bu ambalajları alıp yıkamakla, etmekle bu iş olmayacak. Şimdi DSÖ'de ne diyor? Farklı ambalaj forumları işte bunları alın, yıkayın, dezenfekte edin vesaire diyor. Ama DSÖ ve yani Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri işte uluslararası sağlık kuruluşları diyor ki ben de bu görüşü paylaşıyorum. Benim şahsi görüşüm de budur. Bu işin yolu el hijyeninden geçiyor. Sürekli her gün günde yüzlerce kere duyuyoruz. Hijyene dikkat edeceğiz, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ve el hijyeni, sosyal mesafe, maske. Bir de evet maske takacağız. Mutlaka ki maske takacağız. Şimdi biz bu ambalajlara mesafe koyamayacağımıza göre, maske takarak yaklaşamayacağımıza göre ne yapmamız gerekiyor? El hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ürünü aldık. Reyondan getirdik. Evet. Burası şimdi önemli hocam. Çok önemli burası. Sevgili seyirciler, Özlem hocanın anlattığı bu konu gerçekten çok, lütfen dikkat edin diye. Buyurun hocam. Aldık şimdi ürünü. Bunu getirdik evimize. Şimdi mümkün olduğunca hocam bunu bir kontaminasyon kaynağı olarak düşündüğümüz zaman ne yapacağız? Aldık. Mümkün olduğunca hiçbir yüzeye temas ettirmeden, evet mutfağa getirdik, bankonun üzerine koyduk. İçindeki ürünü çıkartıp, tabii ki el hijyenini sağlayarak, eğer ambalaja dokunduysak önce ellerimizi sabunlayacağız. Açtıktan sonra içindeki ürünü çıkartıp güvenli olduğunu bildiğimiz bir kaba, farklı bir malzemeye bunu koyacağız hocam. Bunu pazardan aldığımız ürünlerde de yapacağız, marketten aldığımız ürünlerde de yapacağız. Bunu yapacağız. Sonra o ambalajı hiçbir yerde temas ettirmeden hemen atacağız. Atmamız gerekiyor, uzaklaştırmamız gerekiyor. Ve o ortamda, yani mutfak bu ürünü hazırladığımız, ambalajından çıkarttığımız ortam, ne yapacağız? Temas ettiği yüzeyleri işte sabunlu suyla vesaire dezenfekte edeceğiz. Bunu yapmamız lazım. Ellerimizin sonrasında mutlaka dezenfeksiyonunu sağlamamız lazım. Buna dikkat ettiğimiz zaman hocam bu ambalajlardan gelebilecek hastalık riskinde, hastalığın yayılması için bir yol olmaktan çıkartıyor olacağız bu malzemeleri. Yoksa öbür türlü yıkayalım, dezenfekte edelim vesaire, bu gerçekten günlük hayatta yapılabilecek bir süreç değil. Bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil ama her zaman için hijyen, 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 el hijyenine dikkat ettiğimiz zaman ve o ürünü, o gıdayı güvenilir başka malzemeye aktardığımız zaman bir problem olacağını düşünmüyorum. Nitekim ambalajdan da aslında bir risk olarak şu anda kabul edilmiyor. Uluslararası kuruluşlar
ambalaj malzemesini bu hastalığın yayılmasında yeterli çalışma sonucu olmadığı için bir risk değerlendirmesi, bir risk yaratabileceğini düşünmüyorlar. Ama mesela Global News'da 18 Kasım tarihinde birkaç gün önce geçen hafta çıkan bir haberde Çin 20 farklı ülkeden aldığı, ithal ettiği gıdaların ambalajında koronavirüs tespit etmiş ve bu ürünleri geri göndermiş. Bunu farklı kaynaklardan da ben doğruladım. Yani ambalajlar bu anlamda risk teşkil ediyor. Özellikle dondurulmuş gıdalarda hocam. Bu da çok ilginç. Bunlarla ilgili hep araştırmaların yapılması lazım. Daha çok yeni konular. Karides, dondurulmuş karides, dondurulmuş kalamar, morina balığı gibi dondurulmuş gıdaların ambalajlarında farklı ülkelerden koronavirüs tespit edilmiş. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Evet, ambalajlar bir kaynak, bu hastalığın bulaşmasında bir kaynak olabilir. Ama biz bunları ele alırken, kullanırken evde ne yapmamız gerekiyor? Hijyen kurallarına uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tek çözüm yolu hocam bu. Evet, gerçekten de el hijyenine dikkat ettiğimiz zaman bu işin önüne geçilir. Sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz zaman, maske taktığımız zaman gerçekten bu pandeminin önüne geçilebilir. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi virüs bizden güçlü değil aslında ama ne yazık ki bu kurallara da dikkat edilmediğinde ne oluyor? Problemlerle karşılaşıyoruz. Evet, hastalık yayılıyor. Hele sıcaklık çok etkili bunda. Yazın bir nebze iyiydik. Sıcaklıklar arttığı için. İşte onu soracağım hocam. Şimdi önümüz kış ve gittikçe havalar soğuyor. Yani daha riskli olmaya başladı. Her şey kapalı yerde oturmaya başladık. Havalar soğudu dediniz. 40 derecede işte şu daha az sürede bunlar yaşarken mesela soğuk havalara daha fazla yaşıyor. Bu da bizim için risk değil mi? Evet tabii ki hocam, tabii ki. O yüzden zaten şu anda hani hepimizin de fark ettiği gibi yazın daha rahattık. Şimdi çok daha fazla dikkat ediyoruz. Aman diyoruz hani herhangi bir risk yaratmayalım, bir bulaş olmasın vesaire. Çünkü düşük sıcaklıklarda daha fazla gelişebiliyor. O nedenle dikkat edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Bunun yolu buradan geçiyor hocam. Bu ambalaj da olsa, hangi yüzey, hangi malzeme olursa olsun el hijyeni, öncelikli olarak el hijyeni dikkat ettiğimizde ben kesinlikle bunun önüne geçilebileceğine inanıyorum. Dediğiniz gibi aşı da bir çözüm değil hocam. Yani aşı olsa ne olacak? Mutasyona uğrayacak virüs diyelim. İnşallah uğramaz da. Çok ciddi bir mutasyona uğradığında o aşının da bir önemi kalmayacak. Evet, yani bu böyle süre gelen bir süreç olarak karşımızda duruyor. Teşekkür ederim. Doğru bilinen bir yanlışı burada Kanal İzmir ekranlarında gündeme getirdim. Çünkü şu anda evlerde şu yapılıyor Özlem Hocam. Sizin bu efendim programda söylediklerinden sonra inşallah bizi izleyenler bu alışkanlıkla değiştirecekler. Eve gelen ambalajlı efendim ürünlerin ambalajları, mesela pirinç aldınız, işte fasulye aldınız ya da başka ambalajlar aldınız. Bunlar ev hanımları tarafından deterjanlı suyla yıkanıp kurutulup o şekilde buzluğa konuyor. Bunun doğru bir şey olmadığını şu anda Özlem Hocam'ın söyledi, anladık. Peki hocam, ambalajlı gıdalar dediği risk içeriyor. Açıkta satılan gıda risk içeriyor. Şimdi tüketici bizi dinliyor, arada kaldılar. Hangisi tercih edilmeli? Hocam tabii ki açıkta kalan gıdayı hiçbir şekilde tercih etmemesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka işte COVID üzerinden gidelim. Bu virüsün bulaşmasını eğer arada o gıdayla elimiz arasında farklı bir yüzey olmazsa engelleyemez. Ambalaj bizi elimizdeki virüsü çok basit bir şekilde söyleyelim. Bu virüsün gıdaya geçmesini önlemede bir arayüz oluşturuyor. Hani bırakın ambalajın her türlü önemini, fonksiyonunu vesaire, onları geçtim. Şu dönem için o bir arayüz oluşturuyor ve o ambalaj sayesinde gıdaya bulaşma olmuyor. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka ve mutlaka ambalajlı gıdaları tercih ediyoruz. Kesinlikle açıkta satılan ürünleri hiçbir şekilde tercih etmiyoruz hocam.
Teşekkür ederim. Hani bizi dinleyenlerin biraz kafası karışmış olabilir diye yeniden size bunu tekrarlattım. Çünkü siz bu konunun uzmanısınız zaten. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam bu diğer etmenlerden vazgeçmeyelim bence. Onları göz ardı etmeyelim. Covid ile ilgili ve ambalajla ilgili epeyce bir konuştuk. Yaklaşık bir 8 dakikamız kaldı. Bu 8 dakikada özellikle bu plastik ambalajlarla ilgili konuşmak istiyorum. Gerek Covid döneminde gerekse Covid öncesi dönemlerde hep plastik ambalajların, gıdalarda kullanılan plastik ambalajların zararlı olduğu ve gıdalara işte bir takım ürünlerin kontamine olduğunu, imigre olduğunu daha doğrusu söylüyorlardı. Gerçekten böyle mi? Şimdi hocam yani hani diyorsunuz ki bu kadar ambalajı övdünüz. Şimdi biraz da ambalaj acaba kendisi bir risk oluşturur mu? Bunun üzerinde konuşalım. Ambalaj iyi, hoş, güzel. Bir ambalaj hocası olarak bunu söylüyorsunuz. Ama tabii ki bir taraftan da böyle bir gerçek var. Sonuçta şimdi gıdaları düşündüğümüz zaman bunlar kompleks matrislere sahip organik materyaller. Dolayısıyla gıdanın aslında şimdi biz ambalaj olarak değil de temas ettiği madde ve malzeme olarak değerlendiririz. Şimdi gıdanın temas ettiği pek çok yüzey var hazırlanıncaya kadar. Hocam işte kazanlar var, tanklar var, taşıyıcı bantlar var vesaire. Sonra işte ambalajın içerisine giriyor. Hazırlandıktan sonra, proses edildikten sonra. Ondan sonra ambalajla temas halinde. Şimdi diğer yüzeylerde de sıkıntı olabilir aslında ama oradaki temas kısa. Saniyeler, dakikalar, hani bilemediğiniz saatler belki diğer yüzeylerden temas. Ama ambalajın içine girdiğinde ben özellikle bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. Oradaki temas süresi çok uzun. Yani çok uzun dediğimde bu günler olabilir, haftalar olabilir, aylar olabilir, yıllar olabilir. Çünkü bu gıdanın raf ömrüne göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar kompleks bir matrise sahip bir yapı, bir farklı bir malzemeyle, katı bir malzemeyle ne yapıyor? Temas haline geliyor. Evet, evet. Bunca bir süreler, hani diğer temas ettiği yüzeylere bakacak olursak, malzemelere bakacak olursak o yüzden onları verdim. Daha uzun süreler, yani bu dakikalar değil, saatler değil, günler, aylar, yıllardan bahsediyoruz hocam. Dolayısıyla ikisi bir arada, gıda ile ambalaj birbirine temas ediyor ve bu çok uzun bir süre. Ve dolayısıyla böyle bir gıda, yani kompleks bir maddesi, işte yağlısı var, asitlisi var, alkollüsü var, sulusu var vesaire, çok kompleks bir yapı. Böyle bir malzemeyle temas halinde olduğunda illaki hocam bir etkileşim oluyor. Bunun önüne geçemezsiniz. Ama tabii ki bu malzemeden malzemeye farklılık gösteriyor. Evet. Cam evet. Biz çok sağlıklı olarak biliriz. Gerçekten evet. De öyle. Camı hiçbir kimyasal kolay kolay etkilemez, aşındırmaz. İnert bir malzeme. Cam zaten en sağlıklısı diyoruz. İşte metal esaslı malzemelerde var bu problem. Mesela bir alüminyum hocam. Alüminyum malzemede. İşte folyo halinde kullanıldığında, pişirme torbası, pişirme folyosu olarak kullanıldığında alüminyum folyo çok ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Süremiz çok kısaldığı için aslında ben bunlara daha fazla değinmek istiyordum ama biraz kısaltarak size anlatmak istiyorum. Lütfen hocam. Yani metal esaslı malzemeler de bir risk yaratıyor. Kağıt esaslı malzemeler de risk yaratabilir ama kağıdın özellikleri itibariyle kuru gıdalarla direkt temas halinde oluyor. Islak, nemli, yağlı gıdayla direktman temas halinde olmuyor. Farklı bir kaplama, farklı bir uygulama yapılması gerekiyor. Bir plastikle mesela bir araya getiriliyor. Diyelim ki hadi kağıtlarda da bu anlamda çok fazla bir risk yok ama plastiklerde hocam yapısı itibariyle, şimdi plastiğin yapısı itibariyle o plastiğin yapısında bulunan işte kimyasal yapı, işte orada atomlar var. O atomların dizilişi vesaire falan. Tabii ki bunları hani şey yapmak, bu kadar evet. Detaylandırmak istemiyorum. Ama işte oradaki yapı diyor ki plastikte gıdayla ben daha fazla etkileşime girebilirim diyor. Bu yapı itibariyle. Dolayısıyla plastiklerde evet böyle bir sorun var. Bir kere yapılarında monomerler var. Monomerlerin polimerizasyonuyla yani yapı taşları, yapısında kalabilecek kimyasallar, katkı maddeleri vesaire pek çok şey var plastikten geçebilecek. Dolayısıyla böyle uzun süreli temas ettiğinde sıkıntılı durumlar çıkabiliyor hocam. Yani aynı zamanda şunu söyleyeyim, ambalaj çok güzel evet ama dikkat edilmezse, gıdaya uygun ambalaj malzemesi kullanılmazsa,
Gıdaya uygun ambalaj üretici tarafından iyi üretim tekniklerine uygun bir şekilde üretilmezse ve tüketiciler de o gıdayı muhafaza etme koşullarına uygun bir şekilde depolamazlar, kullanmazlarsa o zaman bu etkileşim risk yaratır hocam. Yani anladığım kadarıyla daha tüketiciler aşamasında değil de daha çok ambalajın üretimi ve gıdanın ambalaj içerisine doldurması aşamasında daha çok risk var. Çünkü tüketici ambalaj gıdayı satın alıyor, bilmiyor. Nasıl üretildiğini de bilmiyor. Efendim neler geçebileceğini de bilmiyor. Dolayısıyla burada tüketicilerin dikkat etmesi gereken şeyler var mı hocam? Son kez onu size sorayım. Hocam şunu söyleyeyim tüketiciler için. Bir kere deforme olmuş. Yani işte bir taraftan mekanik bir hasara uğramış. Diyelim ki bir pet şişe ezilmiş, büzülmüş, kırılmış ama hani herhangi bir delik patlak falan yok. Bu şişeyi, mekanik hasar almış bir şişeyi, bir malzemeyi, bu teneke kutu da olabilir, plastik ambalaj da olabilir, tüketmesinler, almasınlar. Eğer başına böyle bir şey geldiyse de o ürünü kullanmasınlar. Neden? Çünkü o noktalardan, o ezilme noktalarından, bükülme noktalarından bu gıda ambalajla daha fazla etkileşime geçiyor. Bence tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi bu. Evet. Bunun dışında sıcaklık hocam. Yüksek sıcaklığa maruz bırakmasınlar. Yani bu ürünü. Kullanım sıcaklığına uygun, depolama sıcaklığına uygun sıcaklıklarda zaten gıdayı da bozulmasını önlemek için buna dikkat etmek zorundalar. Ama içindeki gıda bozulmuyorsa, diyelim ki suyu aldık yazın, pet şişede suyu aldık hocam. Evet. İzmir gibi sıcak memleketlerde sıcaklık 40 derecenin üzerinde, hele arabanın içinde kaldı mı o pet şişedeki su ne olacak? İyice sıcaklık artıyor, 40 derecenin üzerine çıkıyor. İşte orada o sıcaklığı çok seviyor. O gıda ve ambalaj diyor ki biz biraz etkileşime girelim diyor. Çünkü sıcaklık çok müsait diyor. İşte orada risk yaratabilecek etkileşimler olabiliyor. Bu tür uygulamaları, kullanım hatalarını yapmamaları gerekiyor. Tüketicilerin buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yüksek sıcaklıkta kullanmasınlar mümkün olduğunca. Çok bunu teşekkür ederim Özlem Hocam. Çok teşekkürler programa katıldığın için. Efendim, bugünkü konuğum Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Esmer'di. Özlem Hocam'la birlikte özellikle COVID-19 sürecinde ambalajların önemini burada gündeme getirdik. Yarın Dünya Toprak Günü sevgili seyirciler. Dolayısıyla ziraat mühendislerinin, ziraat teknisyenlerinin, ziraat teknikerlerin ve veteriner hekimlerin, veteriner teknisyenlerin, veteriner teknikerlerin, gıda mühendislerin, çünkü ham madde tarımdan geliyor. Sonuçta toprak menşeli gıda mühendislerinin, su ürünleri mühendislerinin efendim ve esas üreticilerin, o nasırlı elleriyle ürün üreten o değerli üreticilerin Dünya Toprak Günü'nü kutlayarak programı kapatıyorum. Program sırasında yapımda yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.